Anne ne diyorsun sen? Ne demek konağa bastılar? Sorma Betül, sorma. Silahlı adamlar konağa bastı. Böyle alevli şişeler attılar evlerin içine. Yangın çıktı. Herkes kendini dışarı atınca da ateş açtılar üstümüze. Kim yapmış olabilir peki böyle bir şeyi? Ne istiyorlar Yamanlardan? Onu da bilmiyoruz ki. Demir'in düşmanları yaptı herhalde. Demir'in haberi var mıymış? Betül, Demir hapisten kaçmış biliyor musun? Ne? Nasıl hapisten kaçmış? Evet ama yok ortalıkta. Herkes tırım tırım. Demir arıyor. Tamam anne tamam. Sen sakin ol tamam mı? Sakın dışarı çıkma. İçeride kal. Bak ben hemen geliyorum. Tamam tamam ne olursun. Ne olursun çabuk. Demir Yaman annemi öldürdü savcım. Biz annemle İstanbul'a kaçıyorduk. Annem bir araba bulmuş. Nereden buldu bilmiyorum. Demir önümüzü kesti. İndik arabadan annem anlatmaya başladı. Kızım bebeğini doğuracak dedi. O zaman deliye döndü işte. Çıkarttı silahını. Demir! Hayır! Annem ateş etti. Annem kanlar içinde yere yığıldı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Bindim arabaya, kaçmaya başladım. Nasıl kaçtınız? İnanın hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey... Demir arabanın arkasından hala ateş ediyordu. Annenizi öldürdüğünü gördünüz. Peki bize neden haber vermediniz? Bana, bebeğime bir şey yapmasından korktum. Baskın sırasında konaktaydım diyorsunuz. Evet. Ne işiniz vardı konakta? Neden İstanbul'a gitmediniz? Gidemedim. Annemi kanlar içinde böyle can çekişirken bıraktığım için kendimi hiç affetmedim. Demir'in hapse girdiğini öğrenince de Şermin Hanım'lara sığındım. Gel. Savcım, biz Demir Yaman'ı almaya gidiyoruz. Tamam. Ama tedarikle gidin, durum çok karışık. Yalnız Demir'i konakta aramayın hiç. Orada değil çünkü. Neden? Kaçtı. Kaçtı mı? Evet. Nereye kaçtı? O baskın sırasında küçük konağın arkasındaki kapıdan çıkarken gördüm. Herhalde orada bir araç bekliyordu onu kaçırmak, götürmek için. Bence bu baskını Demir Yaman kendi yaptırdı. Nasıl yani? Kendi konağına kendin mi baskın yaptırdın? Çünkü siz baskın yapıldığı için ailesi, canı tehlikede diye düşünecektiniz. Demir'i de bulamayınca öldü sanacaktınız. Demir de bunu fırsat bilip Avrupa'ya, belki başka bir yere kaçacaktı. Yani karısını ve çocuklarını almadan kaçtı diyorsunuz. Çolukla çocukla nasıl kaçsın savcım? Belki rahat erdikten sonra çoluğunu çocuğunu da yanına aldıracaktı. Bilmiyorum.